Deprem gibi travmatik doğal afetlerden sonra uykusuzluk, kabus görme, iştahsızlık, odaklanmada güçlük, konuşmak istememe, sürekli tetikte olma gibi stres tepkileri görülebilir. Tepkiler travmanın kişiye vermiş olduğu fiziksel etkiye, yaşına, sosyal çevresine ve kayıplarına göre değişkenlik gösterebilir. İyileşmenin ilk adımı ise kabullenmektir travma geçirdiğini ve bu belirtileri yaşamanın normal olduğunu kabul eden birine uygulanan yöntemler çok daha hızlı etki eder. Medikal Park Gebze Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sümeyye Keskin, deprem sonrası görülen stres bozuklukları hakkında şu önemli bilgileri verdi. Kişide duygusal boşluk oluşabilir. Deprem gibi travmatik doğal afetler yaşandığında toplumun %15'inin travmaya bağlı stres tepkileri yaşadığı bilinir. Bu stres tepkileri uykusuzluk, kabus görme, iştahsızlık, odaklanmada güçlük, konuşmak istememe, sürekli tetikte olma ve benzeri olarak görülmektedir. Tepkiler travmanın kişiye vermiş olduğu fiziksel etkiye, yaşına, sosyal çevresine ve kayıplarına göre Değişkenlik gösterebilir. Depremin kişileri hem bilişsel hem de davranışsal hem de sosyal yönden etkilemesi kişide duygusal boşluk oluşturmaktadır. Bu duygusal boşluk zamanla büyüyerek ilk zamanlarda akut stres tepkisi ve daha sonraysa tepkilerin süresi uzadıkça travma sonrası stres bozukluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Depremden Etkilenen 4 Grup Depremden psikolojik olarak etkilenen dört ana grubun olduğunu söyleyen uzman klinik psikolog Sümeyye Keskin bunları şu şekilde sıraladı. Birinci grup, depremi birebir yaşayan kişilerdir. Can ve mal kayıplarını bizzat yaşamışlardır. İkinci grup, depremi kendi yaşamamış fakat yakınları birebir yaşayan gruptur. Üçüncü grup, deprem bölgesine yardım götüren kişilerden oluşur. Bu kişiler görevli veya gönüllü olabilmektedir. Dördüncü grup, birebir kendi ve yakınları depremi yaşamamış fakat medya ve kişiler aracılığıyla depremi öğrenen kişilerdir. Depremin fiziksel ve psikolojik etkileri her grupta farklı olmasına rağmen oluşturmuş olduğu stres tepkileri benzerlik gösterebilir. Depremzede bireyde görülen kabuslarla Televizyondan olaya tanıklık eden kişilerde görülen kabuslar benzer olabilir. Farklı olduğu nokta ise kabusun sıklığı ve şiddetidir. Deprem sonrası bazı kişilerde stres belirtileri azalarak genellikle birkaç gün içerisinde psikolojik iyi oluş sağlanır. Fakat bazılarında durum bu kadar kolay ve geçici değildir. Belirtiler üç başlıkta ortaya çıkar. Travma sonrası stres belirtilerini üç ana başlık altında toplayan uzman klinik psikolog Keskin şunları söyledi: Olayın tekrar tekrar zihinde canlanması, hatırlamak istemese de sürekli zihni travmayla meşgul olur. Bu düşüncelerden rahatsızlık duyar. Terleme, kalp çarpıntısı, ateş basmaları görülür. Travmayı hatırlatacak bir unsur olmamasına rağmen zihne gelen imgeler kişiyi oldukça rahatsız eder kişilerin %30'unda aynı zamanda kendi bedeninden ve hislerinden soyutlanma ve çevresinden ve nesnelerden uzaklaşma belirtileri görülmektedir. Travma geçiren kişi kendi duygularını ve hislerini tanımlamakta güçlük çeker. Kendine ve çevresine yabancılaşır ve olayları yaşayan kendisi olmasına rağmen dışarıdan biri yaşıyormuş gibi anılar gözünde canlanır. Kaçınma Travmayı hatırlatacak her türlü durumdan kaçınma eylemi gösterir. Düşüncelerini bastırmak için olayı hatırlatan insanlardan, yerlerden ve konuşmalardan kaçınır. Fiziksel ve duygusal tepkilerde aşırı uyarılma. Her zaman oluşabilecek tehlikeye karşı tetiktedir. Sese ve fiziksel temaslara anında tepki gösterir. Örneğin aniden kapı çarpmasına kişi gereğinden fazla tepki gösterir ve travmasını yeniden yaşayacağını düşünür. Tekrar travmayı yaşamamak için de sürekli tetik halindedir. İyileşmenin ilk adımı kabullenmektir. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan birine yaklaşırken, Dikkat edilmesi gerektiğine değinen uzman klinik psikolog Keskin şunları kaydetti. İyileşmenin ilk adımı kabullenmektir travma geçirdiğini ve bu belirtileri yaşamanın normal olduğunu kabul eden birine uygulanan yöntemler çok daha hızlı etki eder. Acele ettirmeden yaşadığının travma olduğunu ve destek alması gerektiğini kabullenmesi sabırla beklenilmelidir. Travma geçiren kişiyi psikolojik yardıma zorlamamak gerekir. Yaşam kalitesinin düştüğünü fark ettiğinde zaten gerekli desteği kendisi isteyecektir. Ancak intihar düşüncesi varsa kişinin kabullenmesini beklemeyip gerekli kurum ve kuruluşlara haber verilmesi önemlidir. Birey yalnızlık duygusunu yaşamalıdır. Olabildiğince anlayışlı ve sakin bir yapıyla yaklaşılması gerekir. Zamanla geçer, herkes nasıl unutuyorsa sen de öyle unutursun demek yerine yanımda olduğunu bilmeni isterim gibi cümleler kurmak drama geçiren kişinin güvende hissetmesine yardımcı olacaktır gereksiz, aslı olmayan ve konudan bağımsız hiçbir bilgi karşı tarafa aktarılmamalıdır. Aksi halde travmanın tetiklenmesine ve daha da büyümesine neden olur. Travma geçiren kişi çocuksa onu yargılamadan, sorularla bunaltmadan yanında olduğunun hissettirilmesi önemlidir. Çünkü çocukların kaygıları daha yoğundur ve çözüm yetenekleri henüz gelişim aşamasındadır. İletişim kurarken hiç konuşmadan bile sadece sarılmanın travmayı iyileştirici gücünün olduğunu altını çizen uzman klinik psikolog Keskin şöyle devam etti. Sarılmak, ben buradayım ve her koşulda senin yanındayım cümlesinin eyleme dönüşmüş halidir. Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, iş ve okul performansında düşüşlere neden olan, sosyal çevreyle olan ilişkilerde başarısızlığa sürükleyen, İntihar düşünceleriyle birlikte insanlara ve dünyaya karşı olan güvenin kaybolması gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka ruh sağlığı uzmanından destek alınmalıdır.